Bismillahirrahmanirrahim. Sarftaki konumuz sıfatı müşebbehe konusu arkadaşlar. Sıfatı müşebbehe aslında biraz kısaltmalı olarak söylenmiş bir ifade. E, bu ifadenin tamamı şöyle aslında. Es sıfatül müşebbehetü bismil fa'ili. Yani es sıfatü sıfat, el müşebbehetü benzetilen demek aslında. Ama benzeyen diyebiliriz biz burada çevirirken. Ama tam kelime kelime söylersek benzetilen. Neye? Bismil faili. İsmi faile benzetilen sıfat. Veya benzetilen yere biz benzeyen de diyebiliriz. Onda bir sakınca yok. Ee, ismi i̇smi faile benzeyen sıfat diyelim. Yani bu aslında bir sıfat olan bir kelime. Şu anda ele alacağımız kelime. Ve ismi faile benziyor. İsmi faile benzeyen tarafları var. Fakat tam ismi fail gibi de değil arkadaşlar. Onu zaten öyle olsaydı direkt ismi fail başlığı altında ele aldırdık. E, ismi failden ayrılan yönleri de var. Şimdi onlara da bakalım isterseniz. sıfat e, sıfatı müşebbehe az önce de söylediğimiz gibi ismi faile benzeyen sıfattır arkadaşlar. Başka bir deyişle sıfat anlamı olan fiillerin ismi faillerine sıfatı müşebbehe denir. Yani sıfatı müşebbehe de aslında bir nevi bir ismi fail. Fakat sıfat anlamı ağır basan fiillerin ismi faillerine biz sıfatı müşebbehe diyoruz. Neden ismi fail değil de sıfatı müşebbe ediyoruz? Zaten şimdi inşallah şu açıklamadan sonra bunu da anlamış olacağız. Mesela zehebe gitti, ekele yedi, celese oturdu gibi fiillerin ismi failleri olur. Bunların sıfatı müşebbeheleri olmaz. Bu gibi fiillerin gitti, yedi, oturdu gibi bunların ismi failleri olur. Mesela deriz ki zehebeden zahibün deriz. Zehebe gitti, zahibün giden, gidici. Ya da ekele yedi, e yiyen, yiyici. Celese oturdu, celisün oturan, oturucu gibi. Böyle deriz. Bunlara biz ismi fail diyoruz. Fakat genellikle dördüncü ve beşinci baplardan gelen, lazım yani müteaddi olmayan fiillerin, bu şekilde ismi faillerinin gelmesi mümkün değildir arkadaşlar. Bu şekilde ismi failleri gelmez. Ee, örnek üzerinden bakalım isterseniz. Mesela hasüne fiili güzel oldu demek. Yani zaten bu bahsettiğimiz bu lazım fiiller dördüncü ve 5. baptan. 5. baptan gelen fiillerin zaten yüzde %99'u lazımdır. Dördüncü baptan bir kısmı lazımdır. Oradan müteaddi fiiller de gelebiliyor ama 4. baptan gelen lazım fiiller de var. 5. babın tamamı neredeyse lazım. Bu fiiller zaten mazisini de çevirdiğimiz zaman güzel oldu. Bakın hasüne güzel oldu. Kerume cömert oldu. Ya da merida hasta oldu. Yani bu fiiller dikkat ederseniz hep oldu, oldu, oldu. Bu oldudan önce de bir sıfat var zaten. Bakın güzel, cömert, hasta. Bunlar zaten içlerinde bir sıfat barındırıyor. Ama yukarıdaki mesela vehebe öyle değil. Gitti oldu diye çevirmiyoruz onu. Onu direkt gitti diyoruz. Orada bir eylem var. O eylemi yapana biz ismi fail diyorduk. Burada ise bu fiillerde sıfat anlamı çok ağır basıyor arkadaşlar. Onun için bunların şu şekilde ismi failleri gelmiyor. Mesela bu gibi fiillerden güzel olan, güzel olucu manasında hasinun şeklinde ismi fail kullanmıyoruz. Ya da cömert olan, cömert olucu manasında yukarıdaki söylediklerimize benzer şekilde. Kerimin mesela kerumeden kerimin diye ismi fail gelmiyor. Ya da meridha fiilinden, hasta olu fiilinden meridhun, hasta olan, hasta olucu manasında böyle bir ismi fail kullanılmıyor. Bunların bu şekilde hiç kullanılmaz arkadaşlar. Görmezsiniz. Bunların bu şekilde ismi failleri gelmek yerine şu şekilde bakın. Hasenül. Mesela hasüne fiilinden hasenül. Hasen kelimesini duymuşsunuzdur. Türkçe'ye hasan diye isim olarak da geçmiş. Hasenül. müennesi hasenetül. Güzellik. Şey güzel manasına geliyor arkadaşlar. Güzel. Bakın buradaki mazisindeki olduğu kaldırıyoruz. Zaten güzel oldu demiştik mazisinde sıfat sıfat yaparken de sıfatı müşebbih yaparken de direkt hasenin güzel manasını elde etmiş oluyor. Veya kerume cömert oldu. Kerimün cömert. Cömert olan kişi. Kerimün cömert manasında direkt sıfat. Ya da merida hasta oldu. Merizun hasta. İşte bu fiillerden, bu bahsettiğimiz lazım fiillerden ismi fail gelmiyor. İsim failin gelmesi anlamca da uygun düşmüyor. Onların yerine bu şekilde sıfatlar gelmesi daha uygun ve yerinde oluyor. Tabi burada bazı şeyler dikkatimizi çekmiştir. Mesela ismi failde hep belli bir vezim vardı arkadaşlar. Mesela vehebe zahibun, ekele akilun, celese calisun. Hepsi de failun vezinde gelmişti. Sıfatı müşebbeleri söylerken bakın farklı şekillerde geldiler. Mesela hasinun, kerimun, maridun şeklinde değil. Bunlar kullanılmıyor zaten üzerlerinde çizdik. Hasenun bakın bu farklı bir vezinde geldi. Kerimun, merizun bu ikisi birbirine benziyor. Kerimun ile merizun ama Hasenun farklı bir şekilde geldi. Onun için aslında sıfat-ı müşebbehe de bir nevi bir ismi faildir diyebiliriz. İsmi ee, ismi fail'e benziyor. Bir nevi ismi faildir. Lazım fiillerin ismi failleridir aslında bunlar. Ama ismi failden ayrıldığı yönler var. Şimdi onlara bakalım. Sıfat-ı müşebbehe a vezin bakımından B. Türemiş olduğu veya türetilmiş olduğu fiil bakımından. C. Delalet yani anlam bakımından. ismi failden farklıdır arkadaşlar. Bu yönlerden farklı. İsmi faile benziyor aslında. Ee, hani ne açıdan benziyor? İşte zaten adı ismi faile benzeyen sıfat. İşte zehebe gitti. Gitme işini yapan Zahibin. giden. Hasüne güzel oldu. Güzel olan, güzel olma işini yapan hasenün. O, o anlamda benziyor. Ama bu yönlerden farklı. Mesela vezin bakımından farklıdır. Nasıl? İsmi failin tek bir vezni var, vardır. Failin vezni. E, sülasilerde özellikle. Sülasi olmayanlarda da daha önce görmüştük zaten. E, mimle başlayan ve sondan bir önceki harfi kesralı olan vezin. E, yani isim failin böyle tek belli bir vezni var. Ama sıfatı müşebbehenin pek çok vezni vardır. O vezinlere de birazdan zaten değineceğiz. Sıfat-ı müşebbiyede bir sürü vezim var. İsmi fail genellikle Türkçe'ye şöyle şöyle oldu, yukarıda söylediğimiz gibi işte güzel oldu, cömert oldu, hasta oldu gibi bu şekilde çevrilen lazım fiillerin dışındaki fiillerden türetilirken arkadaşlar, ismi fail yani böyle oldu diye biten fiillerden değil, bunun dışında mesela gitti, geldi, yedi, içti, oturdu, kalktı gibi fiillerden türetilirken isim fail sıfat müşebbehe bu tür fiillerden bu tür lazım fiillerden türetilir. Yani böyle genellikle Türkçeye oldu diye çevrilen güzel oldu, iyi oldu, sağlam oldu, çirkin oldu gibi böyle hep oldu 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 cimri oldu, cömert oldu şeklinde oldu diye çevrilen lazım fiillerden türetilir sıfat müşebbehe. Yani türetildikleri fiilde farklı, bu yönden de farklılar isim failden. Bir de ismi fail genellikle kalıcı olmayan özelliklere delalet ederken ama genellikle diyelim tabi bunun istisnaları olabilir. İşte mesela zahibin giden. Mesela adam e, bir saat önce gidiyordu ama bir saat sonra mesela gitmiyor artık gideceği yeri vardı mesela. Bu özelliği kayboldu. Genellikle böyle veya işte yiyen. Şu anda yiyordu, yiyordu ama bir saat sonra mesela yemiyor veya beş dakika sonra yemeği bırakıyor. Böyle kalıcı olmayan özelliklere delalet ederken sıfatı müşebbehe genellikle yine genellikle diyelim arkadaşlar çünkü istisnaları olabilir kalıcı yani sabit dediğimiz özelliklere delalet eder yani subuta delalet ediyor sıfatı müşebbehe sabit özelliklere niteliklere delalet ediyor mesela cömertlik yani adam cömertse işte kerimin cömert bakın adam işte 5 dakika önce cömertti 5 dakika sonra cimri oldu böyle bir şey o genellikle olmaz yani yüzde hani yüzde bir belki olabilir ama yüzde 99 böyle şeyler olmaz veya güzel güzelse güzeldir hemen 5 dakika sonra çirkinleşmez ya da hasta hemen 5 dakika sonra hastalık gitmeyebilir yani bir süre devam eder kalıcı olur o anlamda tabi bazen bunun istinadları da olabilir bu söylediğim şeyin ama genellikle böyledir yani sıfatı müşebbehe ismi faile göre daha kalıcı olan e, özelliklere delalet eder arkadaşlar yani özetlersek sıfatı müşebbehe dediğimiz şey zaten adı üzerinde ismi faile benzeyen sıfat demek. Şu şu kısmını biz kısaltarak söylüyoruz. Sıfatı müşebbehe benzeyen sıfat. Neye benzeyen? İsmi faile benzeyen sıfat. Yani aslında bir tür isim faildir. Ama şu üç noktada e, ismi failden ayrılmaktadır. Sıfat özelliği olan şeylerdir. Ve Arapçada da çok da kullanılan şeylerdir. Bakın birazdan şimdi vezinleri görmeye başlayacağız. Öncelikle arkadaşlar dördüncü baptan başlayalım. Şimdi vezinlere geldik. Sıfatı müşebbehe dördüncü baptaki lazım fiillerden lazım fiillerden diyorum. Çünkü dördüncü bapta mesela şeribe de dördüncü baptan ama lazım bir fiil değil. Ya da rakibe bindi fiil o da dördüncü baptan ama lazım değil. Dördüncü baptaki lazım fiillerden genellikle şu vezinlerde gelir. Birinci veznimiz arkadaşlar hani burada 3 tane vezim verdik. Bakın diğerlerinde de öyle. Bunlar kurallıdır. Yani sıfat-ı müşebbehesi böyle geliyorsa mesela faalen vezni birinci veznimiz. Müzekkeri faalen geliyorsa müennesi faale şeklinde geliyor. Her ikisinin çoğulu da hem müzekkerinin hem de müennesinin çoğulu da fi'al vezninde geliyor arkadaşlar. Bu birinci vezinde. Bu hangi fiillerden? Yine genellikle diyelim arkadaşlar. Çünkü Hani bunu özellikle vurgulayalım. Hani bazen sorular da gelebiliyor. Hocam işte e, bu özelliği taşıyan bir fiil ama böyle gelmemiş falan. E, bunlar hani genellikle ifadesini özellikle kullanıyoruz. Hani bu kurallar böyle çok e, munzabıt yani çok geçerli e, olan kurallar değil yani mesela 60, 70 geçerli olan kurallar diyebiliriz. Şu anda okuyacağımız kural mesela genellikle doluluk boşluk ifade eden fiiller fiillerde. Sıfatı müşebbehe bu vezinden gelir. Yani şu vezinden. Faalen. Müennesi. fale. Çoğulları da her ikisinin çoğuda fi alün. Genellikle yani illa her doluluk, boşluk ifade eden bu vezinden gelecek diye bir şey yok. Ama dediğimiz gibi işte yüzde altmış, yetmiş bu vezinden gelme ihtimali vardır. Yüksektir yani bu vezinden gelme ihtimali. Gelmemişse o da olabilir yani bu dediğimiz gibi çok yüksek geçerliliği olan kurallar değil bunlar. Mesela atışa susuz oldu fiili. Hani bir boşluğa ifade ediyor. Su, vücudun sudan boş olması gibi. Atışa ya ataşu. Dördüncü baptan susuz olmak manasında. Susamak manasında. Atşenu. Susuz. Susamış olan kimse. Müzekker atşenu. Müennesi atşe. Her ikisinin çoğulu da itaşun. Mesela racülün atşenu. Susuz bir adam. İmraatün atşe. Susuz bir bayan veya ricalun ataşun ve nisaun ataşun çoğulu her ikisi için de geçerli. Hem müzekker için hem de müennes için bu şekilde bu vezinde geliyor arkadaşlar. Veya başka bir örnek raviye fiili. Bu da tam atışenin zıttı manada bir fiil. Raviye yarva. Bu da dördüncü baptan yine. Suya doymuş yani bu da iyice suya kanmış manasında. Bunun sıfatı müşebbesi de müzekker için rayyanu. Hani reyyan ismi Türkçede kullanıyoruz. Gerçi kız ismi olarak kullanıyor, ama aslında Rayyan müzekker olan Siga, Rayyan. E, hadiste de geçen ifade bu. Cennette bir kapı vardır. Adı Rayyandır. E, oruç tutanlar ondan içeceklerdir diyor. İnşallah Cenab-ı Allah hepimize içmeyi nasip etsin o. E, hepimize o kapıdan girmeyi nasip etsin. Rayyanu suya doymuş olan müzekker. Rayya suya doymuş olan bayan. Her ikisinin çoğulu da riva'ün. Suya doymuş olanlar manasında. Veya başka bir e, fiil. ve fiil arkadaşlar. Bu da hani doluluk boşlukla e, irtibatını şöyle kurabiliriz. Belki öfke dolu olmak mesela. ve Öfkeli oldu manasına geliyor. Sıfatı müşebbesi. Gadıbe'nü. Gadıbe'nü. Öfkeli. Kızgın. Müennesi. Gadıbe'e. Her ikisinin çoğulu da gıdab'ün olarak geliyor. Diğer bir örnek arkadaşlar. Ca'a fiili yani aç olmak fiili. Ca'a. Bunun da sıfat-ı müşebbesi cev'anu. Aç. Ya da müennesi cev'a. Her ikisinin çoğulu da ciya'un. Aç olanlar manasında çoğul olarak gelmiş. Ee, yine dördüncü babdaki lazım fiillerdeki ikinci babımızda arkadaşlar. Ef'alü <laughs> Yani müzekkeri ef'alü, müennesi Her ikisinin çoğulu da, hem müzekkere hem müennesinin çoğulu Bu da genellikle ayıp, kusur ve renk ifade eden fiillerde sıfat-ı müşebbehe bu şekilde geliyor. Yani dördüncü baptan olup da ayıp, kusur ve renk ifade eden lazım fiillerin sıfat-ı müşebbeheleri şu vezinlerde geliyor arkadaşlar. Ef'alü, müzekkeri, fa'la'u, müennes, fu'lün çoğulu bu vezinlerden geliyor. Mesela hamira kırmızı oldu demek. Bakın hep genelde böyle oldu oldu diye çevrilmeye müsait olan fiiller bunlar. Lazım fiiller. Hamira kır, kırmızı oldu. Ahmaru kırmızı Müzekker. Hamra'u kırmızı müennes. Bunları zaten renkleri de görmüştük oradan da hatırlarsanız. Ahmaru hamra'u Müzekker müennesi. Her ikisinin çoğulu da humrun. Mesela ricalun humrun kırmızı erkekler veya nisa ül humrun kırmızı bayanlar diyebiliriz. Her ikisinin çoğulu da humrun şeklinde geliyor. Ya da sevide siyah oldu fiili. Bunun sıfatı esvedü siyah müzekker sevdâü siyah müennes sudun siyahlar siyahiler mesela e, siyah tenli olan insanlar için de bu sudun ifadesi kullanılıyor siyahlar veya beyza fiili beyaz olmak manasında beyaz oldu. Ebyadu müzekker. Beyda müennes beyaz. çoğulu ola biyulun. Aslında vezne göre ilk hareket damla olması lazım. Ama biyulun dersek burada ye olduğu için fiilin aslında o y vava dönüşür. Büyulun şeklinde. Vava dönüşmemesi için yeyi korumak için harekeyi kesreye dönüştürüyoruz burada arkadaşlar. Biyulun diyoruz. Büyulun bi demeyeceğiz çoğulunda diğer bir fiil de arkadaşlar yani ana renkler burada. Ana renkler ana renklerin sıfatları hep ef alü fala u fuulün geliyor. başka mesela ne var? Kör olmak fiili var. Amiye. Amiye ya ame, kör oldu. Bunun sıfatı nasıl geliyor? E'me. ama Türkçede kullanıyoruz. Ama diye Türkçede geçmiş. İşte o ifa ama ifadesinin Arapçası bu. E'me. kör olan erkek. Amya ı. bunun müennesi arkadaşlar. Yani faale vezninde am ya bu da kör olan bayan. Her ikisinin çoğulu da umyun. Hem müzekkerin çoğulu hem de müennesin çoğulu umyun. Hani Bakara suresinde geçiyor hatırlarsanız summun bükmün umyun şeklinde. Eee umyun yani körlerdir. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Bakın burada yine samme fiili var arkadaşlar. Samime aslında. Şeddeli olduğu için harekesi görünmüyor tarifin. Aynel elfi hareket görünmüyor şeddeden dolayı. Samime aslında samme. Bu da sağır oldu manasında. Sağır oldu. Esammu sağır olan erkek. Samme'u sağır olan bayan. Summünde hem erkek hem bayan her ikisinin çoğulu sağırlar demek. Hani ayette geçiyor diyor summun. Bükmün. Bükmünü buraya yazmadım ama bükmünü de alabilirsiniz yani. Ebkemu o da ebkemu Bek ma'u bükmün. O da dilsiz demek arkadaşlar. Bekime fiilinden. Bekime dilsiz oldu. Ebkemü dilsiz. Bekme'u dilsiz bayan. Bükmün dilsizler demek. Summün sağırdırlar. Bükmün dilsizdirler. On gün kördürler diyor. Ayette bu şekilde geçiyor. Diğer bir veznimiz arkadaşlar. Üç vezim var burada. Fa'ilün müzekkeri. Fa'ilün müennesi. Fa'iletün Bunların çoğulları ortak değil. Müzekkerinki fa'ilune diye cem müzekker salim olarak geliyor. Müennesinki de cem müennes salim olarak fa'ilatun şeklinde geliyor. Bu da arkadaşlar genellikle sevinç, hüzün veya psikolojik ya da bedensel sıkıntı ifade eden fiillerde sıfatı müşebbeheler böyle geliyor. Tabi yukarıda söylemiştik tekrar hatırlatalım. Bunlar yani %60-70 geçerli olan şeyler. Yani bazı fiillerde bu kurala uymayabilir. Başka fiillerde bu şey. Hani böyle olmayan fiillerinki de belki böyle gelme durumu olabilir bazen. Feriha fiili mesela. Sevinçli oldu demek. Feriha. Sevindi. Sevinçli oldu. Bakın zaten mazisiyle neredeyse aynı sıfatı müşebbede. Bu mazi fiil olduğu için sonu fethalı. Feriha. Bu da isim olduğu için artık fiil değil. isim oldu. Sıfatı müşebbe isimdir. Ferihun. Gerçi son herkes değişebilir. Ferihun olur. Ferihan olur. Ferihin olur. Ama sonu fetha olmayacak artık isim olduktan sonra. Ferihun sevinçli. Ferihatun sevinçli olan bayan. Ferihun'un çoğulu ferihune ya da ferihine cem Zeker salim. Ferihatun'un çoğulu da ferihatun sevinçli olan bayanlar. Yine dacira bunaldı. Sıkıldı manasında. Dacirun sıkılan erkek. Daciratun sıkılan bayan. Dacirune dacirunun çoğulu. Daciratun'un çoğulu da daciratun sıkılan bayanlar. Hazine Yahzenü, üzüntülü olmak manasında. Hüzünlü oldu, üzüntülü oldu. Hazinün, üzüntülü erkek. Hazinetün, üzüntülü erkekler. Yine bunların çoğuları da yukarıdaki gibi. Hazinune, hazinatün şeklinde. Ta'ibe, yorgun oldu, yoruldu. Ta'ibün, yorgun erkek. Ta'ibetün, yorgun beyan. Yine çoğulları da bu şekilde. Ta'ibüne, ta'ibetün şeklinde. Galibun, yukarıda geçtiği için arkadaşlar. Oradan bakarak çoğullarını zaten yazabiliriz. Kolay. Galigun endişeli oldu demek. Galiga endişeli oldu demek. Galigun endişeli olan. Endişeli. Galigatun o da müennesi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, bunların dışındaki başka semai vezinlerden de gelebilir. Dördüncü vaptan gelen lazım fiillerin yani sıfatı müşebbeheleri. Bu saydığımız üç vezin dışındaki başka bunlar kıyasi vezin diyoruz bunlara. Kurallı. Bir de e, ee, semai başka vezinlerden de gelebilir. Bunların başında da fail vezni geliyor. Fail vezninde de e, vezninden de gelebilir. Bu dördüncü babdan olan fiillerin sıfatı müşebbeheleri. Mesela merida fiili arkadaşlar. Şu üçünden yukarıdaki üç kalıptan birinde gelmiyor mesela. Merida hastalandı. Hasta oldu demek. Meridun şeklinde fa'ilun vezninde geliyor. Merid. Fa'il. Müennesi meridatun. Meridun çoğulu merda. Müennesinin çoğunda da Bunların aslında çoğullarını yazmasak da olurdu. Çünkü e, zaten müenneslerinki cem müennes salim olarak gelir ama müzekkerlerinki aslında sözlükten bakmak gerekir. Belli bir çoğul şekli yok bunlarda. Mesela merizununki merza مَرْضَ diye gelmiş. Rahimununki ruhama diye gelmiş. Farklı gelmiş. Yine mesela rahime fiili merhametli oldu. Rahimin merhametli, rahimetun merhametli bayan. Rahiminin çoğulu ruhama'u, e, rahimetunun çoğulu da rahimat şeklinde geliyor